İsmim Yasin Gökbudak. Karaman merkeze bağlı Taşkale'de hayvancılıkla uğraşmaktayız. Aynı zamanda hayvancılık ve çobanlık da yapmaktayım. Çobanlık da burada koyunlarımı sürekli hem arazide otladıp ondan sonra suladığımız içme su hattından ve koyunları hayra çeşmeden suladığımız yerde mermer ocakları sürekli su aldıklarından biriydi, iki oldu, üç oldu derken bunların borularla su almasıyla bizim mağduriyetimiz had safhaya çıkmıştır. Burada çıkmasa koyunları suya getirdik mi de suyun ya hiç olmuyor ya da geldiği gün ya hayvanların yalaklarında bir kısmında su oluyor, bir kısmında hiç olmuyor. Bu da bizde canımızı sıkılıyor. Her gün bir gün, iki gün, üç gün, beş gün derken idare edelim yoluna baktık sıra idare yolu kalmadı. Bıçak yemeye dayanmış oluyor. Muhtarımıza söyledik, tamam yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Hala bir hareket yok. 2019 yılında suzu geçirdik. 2020 yılında oldu yine aynı. 2021 olduk, tamam işte Allah vermedi, suydu, kuraklıktı derken 2022 oldu, suyun en bol olduğu yıl. Ama yine bizim hayvanlar yine susuz kalıyor. Burada aşağıda koyuncu arkadaş var, bu mağdur. Aşağıda yine Mustafa Küçüksümbül diye bir arkadaş var, onlar mağdur. Burada benim Mesut Canmaya var, kendim var, Yasin Gökbudak olarak. Ya burada yaklaşık 2500 hayvanımız var ama hepimiz bir şekilde mağdur ediliyoruz. Bu ocakların, ha bu ocakları vermeyelim demiyorum ama yeteri kadar, yani en azından Haziran ayında keselim. Ekim, Kasım ayında su yetmez olacak, verelim, muhtarlığımız da kazansın ama şimdi biz onlar dağlı gelip de bağlı olarak biz mağdur olduk, ne canımız sıkılıyor. Sorun neyden kaynaklanıyor peki Yasin Bey? Sorun bu borulardan su alınmasıyla. Yani onların tankerleri var, arazörleri var. İmkanları bizlerden daha iyi. Afyon'dan ekmeklerini, hayatlarını kazanmaya gelip de bizleri mağdur etmelerini istemiyoruz. Mermer ocaklarından bahsediyorsunuz değil mi? Aynen. Nasıl olması gerekiyor peki bu sistem? Şimdi ben chat raporlarını hep okudum. Yani internetten de okuyoruz. Kendimiz de buradan muhtarlığa gelen belgelerden de okudum. Bunlara biz normalde tankerle vermek zorundayız. Hani mutlaka hani onlar da bizim misafirlerimiz, kabul ediyoruz ama tankerle alsınlar. Borularla değil. Bizden veya bizden arta kalan da alsın. Biz onlardan arta kalanını almayalık diyorum yani ben. Yani bunu muhtarıma da söyledim. Diğer arkadaşlara da söyledik ama kendilerine de söyledik. Biz sizi mağdur etmeyeceğiz diyorlar ama sonuçta benim koyunsuzuz. Peki diğer vatandaşlarımızdan da duyduğumuz kadarıyla bu bölgede çok ciddi bir mermer ocağı şirketlerinin istilası var. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu doğru mu? Doğru. Bu bizim burası hani tamamen biraz travertenle bayağı ün yapmakta hala da. Veya işletme almak isteyen onlarca ocak daha var bildiğimiz kadarıyla, bizlere yansıyan kadarıyla. Bunların da hani barajdan verebiliriz. Şu mevsim barajımız var bizim yukarıda ince suyunun yukarısında barajımız var. Buradan verebiliriz şimdi tankerlerle. Onlar imkanlar var. Onlar hatta biz susuzken arazide bizlere yardımcı olmaları gerekir ki biz mağdur etmeleri bizi üzüyor.